Merhabalar. Bu dersimizde Go programlama dilini kimler kullanıyor? Onun üzerine konuşacağız. Yani bunun piyasası nedir? Çünkü bir dili seçerken o dili kimin kullandığını ve hangi seviyede kullanıldığını bilmeniz gerekir ki ona göre büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Mesela Python dili aslında çok revaçta olan bir dil değildi. Ama Google çıktığı zaman Google kendi sistemlerini Python'da yazmaya başladı. Ondan sonra yazılımcılar ve piyasa harıl harıl Python'a yöneldi ve Python'la ilgili kaynaklar aşırı çoğaldı. Ve piyasada da kullanım arttı. Google bile müthiş bir şekilde Python'cı arıyordu. Python geliştirici arıyordu. Ama şu an artık doydu. Tabii ki Google sayesinde çok ciddi bir piyasa oluşturdu. Veri bilimi, machine learning gibi alanlarda çok ciddi kullanımı var. Security gibi alanlarda falan. O yüzden bu bir dilin hangi platformlar tarafından kullanıldığı çok önemlidir. Öncelikle Go programlama dili Google'ın kendisi tarafından aktif olarak çok kernel seviyeli projelerinde kullanılıyor. Yani en yoğun algoritmik ve performans gereken alanlarda kullanılıyor. Docker diye bir proje var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Docker müthiş bir projedir. Docker tamamen Go ile geliştirildi ve o şekilde devam ediyor. Ve çok zorlu bir projedir bu tür projeler. Apple kendi sistemlerinde Go kullandığını açıkladı. Birçok farklı teknolojiden buraya geçti. Mesela Python ile yazılmış sistemlerini Go'ya aktardı. Twitter altyapısında Go kullanıyor. Amazon altyapısında Go kullanıyor. GitHub aynı şekilde altyapısında Go diliyle çalışıyor. Dropbox tamamen Go kullanıyor. Hatta kendi sistemleriyle ilgili bir blog yazıları vardı. Kurumsal blog yazıları. Orada şunu diyordu. Python'la çalışıyorduk. Hani daha önce sistemlerin Python olduğunu ama Python'dan Go diline geçtiklerini söylüyordu mesela. Zaten genelde de bu geçişi yapanlar ya Python'dan geçiyorlar ya da Node.js'ten geçiyorlar. Facebook altyapısında Go kullanıyor. Kubernetes bu da zorlu bir projedir. Bu da altyapıda Go kullanır. Tesla ve SpaceX bunlar da yine Go kullanan firmalardan ikisi. Hem de ciddi alanlarda kullanıyorlar. Böyle basit alanlarda değil. Şimdi bununla ilgili şöyle bir Golang'in wiki sayfası var. Go kullanıcıları diye. Oraya bakıyoruz. Şöyle bakalım. Birçok farklı ülkeden de burada şeyler var. Mesela BBC kullanıyor. Bakarak üzerinde konuşalım. Bitbucket, Bitly bunlar kullanıyor. Özellikle büyük projelerden anlatarak başlayacağım. Mesela CoreOS önemli bir projedir. Bir işletim sistemi projesi. Bu da yine Go kullanıyor. Dell firması. DigitalOcean. DigitalOcean'da çalışan Türkler de var. Go'cu Türkler mesela. Bunlar da altyapılarında o geliştiricilerin kullandığı mesela yazılım araçlarını filan Go ile geliştiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Discuss aynı şekilde. Docker'ı söylemiştik. eBay mesela. eBay'in bir Fabio ürününün linkini veriyor burada. Go kullandıkları için. Economist aynı şekilde. Facebook, Flipboard. Önemli farklı bir şey gelirse onunla ilgili açıklamalar yapmak için bakıyorum. IBM, Intel, evet telemetri framework'ünü buradan geliştiriyor. Intel, yüksek performanslı olduğu için tercih ediliyor diyebilirim. MongoDB mesela Go ile geliştiriliyor. Bu da önemli. Netflix mesela veri bilimi ve performans tarafında uçmuş derecede sağlam bir altyapıya sahiptir. Onlar da gene Go'yu tercih ediliyor birçok
alanlarında. New York Times yine Go. Bu şekilde burayı inceleyebilirsiniz. Mesela Rackspace, bu da gene sunucu firmasıdır. Tamamen performansla alakalı bunlar. Ama onlar da tercih ediyorlar. SpaceX'ten bahsetmiştik. Bunun bir Reddit kaydı var. Reddit yazısı, onu da okuyabilirsiniz. Evet, Türkiye'den de kullanan var. Bu arada en sevdiğim projelerden biri Uber. Uber de gene Go kullanıcıları arasında ve çok ciddi projelerde kullanıyorlar. Evet, farklı ülkelerden bir video. Türkiye'den de kullanıcıları var. Onu şöyle hızlı hızlı göstereyim. Türkiye'den oyun firmaları kullanıyordu mesela. Gram Games, Insider, Use Insider var. Moss Teknoloji'ymiş, Peak Games. Mesela daha önce sadece oyun firmaları vardı açıkçası. Bu zamanla buraya ekleniyor ama bu eklenenler değil sadece. Ben onu da söyleyeyim. Mesela Türkiye'nin devlet bankalarından biri diyeyim. İsim veremeyeceğim şimdi. Devlet bankalarından birisi, hatta Türkiye'nin en büyük, en fazla müşterisi olan diyeyim bankası. Şimdi altyapısını Go'ya taşıyor. Hatta benden de danışmanlık hizmeti almışlardı. Eğitim, danışmanlık vesaire sistemlerini tamamen Go'ya taşıyorlar. Bu müthiş bir geçiştir. Öyle kolay kolay yapılacak bir şey değildir ama bunu bir devlet bankası bile bu müthiş geçişi yapabiliyor. Daha önce de Oracle eğitimleri verdiğim bir firmaydı bu. Şimdi bu şekilde Go programlama dili kimler tarafından kullanılıyor? Buradan biraz bahsettik diyelim. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela Coding var. Coding de gene çok zorlu ve güzel bir projedir. Sanırım Devrim Yaşar'dı geliştiricisi, yani kurucusu. Türk'tü. Ama global bir başarı sağladı. Çok güzel bir proje. Coding.com. Bu da altyapısı tamamen, bu arada çoğunluğu open source olarak geliştiriliyor altyapısının. Ve Node.js ile geliştiriyorlardı. Sonrasında tamamen Node.js'ten kurtulup Go'ya geçtiklerini ve halen daha geçmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Son uzun zaman önce dinlemiştim. Burada da hani Coding'in CEO'su, biz açıkçası Node.js'ten kurtulmaya çalışıyoruz dediler. Birçok farklı sorundan dolayı tamamen Go'ya taşıyorlardı kendilerini. Aynı şeyi Dropbox'ta da görmüştüm. Mesela bunlar da tesadüf değildir diye düşünüyorum.